Şimdi Rıdvan hata mı yaptı, Ersin hata mı yaptı? Tabii ki yaptılar, yapacaklar. Ozan Kabak da sürekli penaltı yaptırıyordu. Sergen Hoca da değil maç mi? Sonunda ne dedi? Ozan Kabak penaltı evet, yaptırmıyor muydu evet. Sürekli? Bu da sürekli penaltı yapıyor kardeşim. E ne oldu? Tottenham'a transfer olduğuna dair iddialar var. Çok özür dilerim. Hazır yeri gelmişken söyleyelim. Hocasına sordular. Ozan'ın Almanya'da hani İngiltere'ye mi gidiyor Tottenham'a mı formalı şeyleri var değil mi? Ozan'ın çalışmalar yapılmış. Çünkü Schalke'de patladı yani ekonomik olarak. Ama hoca ne dedi? Başkan mıydı hoca mıydı? Başkan. Başkan. Başkan çok özür dilerim hoca değil. Başkan diyor ki Ozan'ın etrafına kurulacak bir takım için çalışıyoruz. Yani işte yani en azından İngiltere'ye bu, gitmiyor diyor. Onda geri gelmişken Tottenham'a transfer söyleyeyim. Olacak. Yani, işi var Tottenham'da diyen var mı? Muhtemelen yok, yoktur. Yok. Dolayısıyla böyle bir imkan var. Beğenerek Böyle bir ihtimal izliyoruz. Var. O yüzden tabii ki Rıdvan hata yapacak. Tabii ki Ersin hata yapacak. Ha bunlar mutlaka olacakları anlamına gelmez. Yani mutlaka Beşiktaş'ın futbolcusu olacaklar mı olmayacaklar mı onu zaman gösterecek. Ancak bugünler hata yaptı işte gördün mü gençleşme diyorsun dersen burada hakikaten Adnan Dalgıranak'la büyük hata yapmış olabilirsin. Şimdi şu getirelim şey mi var? İzleyicimiz Murat Bey demiş ki Murat Efe Çelik Beşiktaş kreş değil hata yapa yapa öğrenmiş çocuklar oynamamalı mı yazıyor? Oynamamalı Beşiktaş'ta değil mi? Yani bilmiyorum. Olumlu bir şey de söylüyor olabilir. Olumsuz bir şey de anlamadım. Yanlış mı yazdık arkadaşlar şeyi? Kreş değil dediğine göre Ya bu genç yani oyuncu oynamasın burada oynamasın diyor. demek öyle Ama bir orada şey yok. oynamalı diyor. O belki yanlış yazmış. Neyse Ya canım. yazma ya al işte. Bizi de Şimdi mahvettin. şu Rıdvan'ın hata İzleyicimizin yaptığı. mesajını doğru bir şekilde yazın lütfen Şu tekrar. Rıdvan'ın hata yaptığı pozisyona bir alalım mı? Onu rica etmiştim Cem'den. Ben Mehmet Demirkol dedi ki hata yaptı. Bu pozisyonun yani seçilme anındaki doğal refleksi söylüyorum size. Dedi ki hata yaptı. Ben dedim ki pası atanın hiçbir kabahati yok. O da dedi ki ben de bu konu üzerinde değerlendirme konuşma yapmak Amaç o istiyorum. Buyurun. zaten. Buyurun. Şimdi. Biraz daha baştan mı istemiştin abi? Yok bunu zaten Pieros var. Alabiliyor muyuz? Gökhan'ı alabiliyor muyuz topu? Geri yani geri. Gökhan'ı alalım mı? Dostlar geri. Akın. Gökhan tamam. Kesti. Baktı. Kontrol çevir. Evet. Kontrol. Ayağına yani pası verdiği anda bakabilir miyiz Gökhan? Gel geri. Gökhan'ın ayağına yapıştıralım topu. Şu, Baktı. Bir evet. öncesinde çevre kontrolü var. Arkasına bakıyor. Şimdi buradaki en ideal pas arkası dönük olan Rıdvan Ruiz mı? ya da şey Elneny olabilir yani. Sol tarafta Ruiz var. Burada da Elneny Şimdi var. burada Ruiz'e mi pas vermeli, Rıdvan'a mı pas vermeli? Ben olsam şeyi tercih ederdim. Ruiz'i tercih ederdim. Şimdi Gökhan Rıdvan'a da verebilir topu. Rıdvan Doğru. da hemen Ruiz'e atar. Olabilir. Doğru. Ancak buradaki hatanın büyüğü bana kalırsa Gökhan'da. En tecrübeli olan da. Ve seneye mutlaka tutman gereken abi de. Aynı zamanda oyun kurucu olarak Yapıyor da işte o da hata yapıyor. Rıdvan elbette. yapıyor da o da yapıyor. Devam edelim. Baskı hemen çıkarmalı. Çıkarmadı. Var böyle bir şeyi. Bunu öğrenecek. Hemen çıkarmalı. Orada elini yatabilir, Ruiz'i atabilir. Tamam hata yaptı. Kabul. Ya da tutabilir. Çünkü tutmayı seviyor. Hani vücudunu kullanayım, döneyim seviyor. Onun da örnekleri var. Getirelim E mi? bu öğrenecek, bu öğrenilmeyecek bir şey değil ki. Hayat öğrenme kardeşim. Hayat boyunca öğrenmeye devam edeceksin. Muslera geldiğinden beri dörde katladı. Öğreniyor. Öğrenme Atiba biterse ne dörde yaparız katladı. diyordun ya. Öğreniyor. Aynen öyle. Öğreneceksin. Sürekli öğreneceksin. Tıp fakültesinden mezun oldum. En iyi doktor sen değilsin. 60 yaşına kadar her gün yeni bir şey çıkıyor. Her gün yeni bir teknoloji. Her gün yeni bir ilaç. Her gün yeni bir tedavi. Her gün öğrenmeye devam edeceksin. Öyle zaten Böyle doktorluk. hayat böyle bir şey ya. Okumaya devam. Yani hayat böyle bir şey. Okumaya, öğrenmeye devam edeceksin. Futbolcusun, büyük futbolcusun. Futbolculuğu bıraktın, yorumcu olacaksın. Her gün öğrenmeye devam edeceksin. Ben büyük futbolcuyum, ne olmuyor? Şimdi bak demin verdiğin örnek değil açıklamaya çalıştığın konu hata yaparak hatadan ders çıkarmak, öğrenmek. İşte Rıdvan'ın yine topu tutmayı seviyor dedin ya. Var, bunlar Buna var. benzer bir örnek. Bunlar var, bunları yapıyor da, doğrusunu da yapıyor. Bak burada Ne zaman doğrusunu, ne zaman yanlışını yapacağını kale öğrenecek. kafayla olmadı. Evet. Ya burada da gol yiyebilirdi. Var Konya maçında da var bir tane. Cem onu da bulmuş. Geliyor. Burada müdahale çok iyi. Evet. Şimdi bunu doğru yaptığın zaman vay Lilian Thuram gibi adam oluyorsun anladın Evet. mı? Ama şurada kayıp da olabilirdi yani E bak. olabilirdi. Şurada. Olabilirdi. Ya bu öğrenecek mi? Öğrenmeyecek. Kaç yaşındır da? 20 mi? 20.
Tamam var vakti abi. Türkiye'de 20 yaşında büyük takım futbolcusu anaokul diye sayacaksın. Bu Almanya, İngiltere gibi değiliz biz. 17 yaşında atamıyoruz sahaya. 20 yaşında birisi varsa onun üzerine titreyeceksin. O da çalışacak. Ha, olacak, mutlaka olur diye bir şey var mı? Yok. Olamayabilir. Ama o şansı vereceksin. O da şansını değerlendirmeye çalışacak. Ve ayrıca mecbursun. Ayrıca mecbursun abiciğim. Mecbursun. Başka çaren yok. Bir de üzerine şimdi şeyi koyarlarsa, altyapıdan oynatma zorunluluğunu koyarlarsa. Ama eğer böyle bir sadece zorunluluk... mecbur olmakla kalmazsın. Rıdvan'a takımdaki en yüksek maaşı da vermek zorunda kalırsın. Yani. Ha bak. Anladın mı? O da var yani. O yüzden ilişkileri güzel iyi tutmakta iyi fayda var ilişkileri. Yani. Ersin'e gelince ben çok çevik bir kaleci olduğunu düşünmüyorum. Ama çok çevik olmayan kalecilerin çok başarılı olduğunu gördük. İyi kapatıyor. Zamanlama... Yani çok çevik değil ya. Yani. Kedi kaleci değil. Değil. Yani böyle bir anda böyle açılır mı açılır mı? Zamanlaması iyi gibi. Yani ben mesela fundamental problemimi bilmiyorum ama çevik olmadığı kesin. Ancak mutlaka çok çevik olması gerekiyor mu onu bilmiyorum. Çünkü mesela Onur için de bence bir dönem Türkiye'nin en iyi kalecisiydi. Doğru. Yani onun da altyapıda izleyenler falan çok da çevik bir kaleci değil. Biraz santal derlerdi. Ama bir dönem Türkiye'nin en iyi kalecisi oldu adam. Onu bilemem yani nasıl gelişecek mi gelişmeyecek mi. Ama mesela Rıdvan'ı önümüzdeki sezon direkt 11 düşünebilirsin. Ama kaleci olarak mesela Ersin'e ya Ersin biraz daha pissin ben oraya bir kaleci bulayım diyebilirsin. Bunlar tabii hocanın kararı, yönetimin kararı. Ancak ya işte gördünüz mü Ozan Kabak da sürekli penaltı yapıyordu ya. Ben Çağlar Söyüncü'yü beğenmiyordum. Anlamıyordum oyuncunu. Ben kendim bizzat yani gücünü bunu söyledim yani. Gücünü kontrol edemiyor dedik burada konuştuk evet. Abi pişecek. Pişecek.